Seste problem yok değil mi? Evet sevgili seyirciler, az önce anonsunu yapmıştım. Akhisar OSB Müdürü Sayın İsmail Baydemir şu an yanımızda. İsmail Baydemir tamamen konuya hakim. Buranın teknik özellikleriyle ilgili bize bilgi verecek. Ben biraz daha konuyu derinleştirmek için önce İsmail Bey'i tanıyalım. Ben Akhisar Belediyesi'nde görevli çevre mühendisi İsmail Baydemir. Yaklaşık 2012 yılından beri Akhisar Zeytin Organize Sanayi Bölgesi ile ilgileniyorum. Kuruluşundan şu noktaya gelene kadar uzun uğraşlar sonucu oluşturduğumuz OSB, Akhisar'a kurulduğunda çok büyük faydalar sağlayacak. Bu yöndeki çalışmalar hızla devam etmekte. Zeytin konusundaki firmalar da OSB'mize gerekli ilgiyi gösterdiler. Yakında Akhisar'ın zeytin ve zeytinyağı konusunda büyük değerler katabileceği bir sanayi bölgesine kavuşmuş olacak. Efendim proje nereden aklınıza geldi? Şimdi tamam, Akhisar zeytin memleketi. Baktığınız zaman Balıkesir, Çanakkale'de çok evet. Zeytin tarlaları, ağaçları olan yerler, geniş arazilere sahip. Ama Akhisar'ın zeytinin üzerine de zaten biz tanımıyoruz. Biraz evet. Milletçi olmak lazım. Tadıyla, ürünleriyle. İhtisaslaşmış bir zeytin organize sanayi bölgesinin yapılma, inşa edilme, hizmete sokulma fikri kimden çıktı, nasıl gelişti? Biraz o süreci anlatın bize. Evet, şimdi mevcut mevzuatlar üzerinde zeytinciler bu bölgede yatırım yapma anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Ayrıca zeytincilerin atıklarıyla ilgili çevresel anlamda da ciddi sorunlar oluşturuluyordu. Bunlar incelendiğinde çevresel bakımdan en uygun projenin zeytincileri bir araya toplayarak zeytin ve zeytinyağı üreten firmaların atıklarının bir arada değerlendirilmesi uygun görüldü pek çok konferansta ve toplantıda. Ayrıca bu sanayi problemlerinin de çözülmesi açısından organize bir kümelenmenin oluşması öngörüldü. Bununla ilgili önce ihtiyaç tespiti yapıldıktan sonra bununla ilgili çalışmalara başlandı. Birkaç alternatif yer arasında en uygun bölgenin bu bölge olduğu kanaatine varıldı. Hı hı. Uygun kurum görüşleri ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kurumlar bu bölgenin uygun olduğuna karar verdiler ve kuruluş aşaması başladı. Arsa kime ait efendim? Buradaki arazinin büyük bir kısmı devlete ait, hazine arazisi. Zaten buradaki yatırımın uygunluğunu değer kazandıran en önemli etkenlerden biri bu. Büyük bir kısmı yaklaşık 1100 dönümlük bir arazi, hazineye ait bir arazi. Çok az miktarda vatandaş arazisi bu yer içerisinde yer almakta. Bu yerin aldınız mı vatandaşlar? Satın alınması, tapuların OSB'ye devri tamamlandı. Parselizasyonu tamamlandı. Hı hı. Yaklaşık şu an için 1200 dönümlük bir arazimiz OSB'nin bünyesinde tapulu bir şekilde mevcut. Parselizasyon da yapılıp yatırımcıların kullanımına sunuldu. Şu an için 10 tane firmamız inşaatına başlamış durumda. Malum zeytin sezonu Eylül ayından itibaren başladığı için Eylül ayına kadar bu 10 firmamız faaliyete geçmeyi planlıyor. Biz de bununla ilgili altyapı ve gerekli teknik desteği firmaların fabrikalarını kurması için yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu 10 firma bahsettiğiniz Eylül ayında açılması düşünülen 10 firmanın tamamen hizmete başlaması söz konusu mu, yoksa yavaş yavaş hani belirli bir noktadan sonra imalata başlayacak, geri kalanını daha sonraki yıllarda tamamlayacak şekilde mi olacak? 10 firmamız yatırımına bu sezonda başlayacaklarını bize taahhüt ettiler. Zaten bu firmalar içerisinde 6 tane firmamız devletten hibe destekleri şeklinde destekler aldıkları için sözleşmeleri gereği üretime geçmeleri gerekiyor. Bunun dışında arkamızda gördüğünüz gibi birkaç büyük firmamız da ciddi olarak OSB'ye önem verdiği için buradaki faaliyetlerini çok hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyor. İsmail Bey, bizim arkamızda şu an yapımı devam eden birçok da hummalı bir çalışma var sevgili seyirciler arkada. Biz konuşurken zaten arkada çalışan işçileri, efendim matkap seslerini, bir taraftan da kamyonlar, greyderler geliyor. Kumlar, çakıllar, efendim birketler buralara boşaltılıyor. Kaanlar firması, arkadaki firma. Zeytin OSB'nin en büyük metrekare olarak en büyüğü herhalde, öyle mi? Ve işletme olarak da mı en büyüğü? Bu şekilde 3 firmamız var. Ancak inşaatına başlayıp bu sezon faaliyete geçecek ilk firmamız Kaanlar. OSB'nin de lokomotif firması olmuş durumdalar. Şu an
inşaatı devam eden ve bu sezona yetişecek olan en büyük işletme burası. Peki Kaanlar'ın başka bir ilde şu an devam eden imalat üretimi var mı? İlk defa burada mı yapacak efendim? Kaanlar'ın OSB'nin karşısında da bu zeytin konusunda bir tesisleri var. Hı hı. Ancak Akhisar'daki zeytin potansiyelini çok önemli gördükleri için buraya da bu yatırımı en kısa zamanda faaliyete geçirmeyi düşündüklerini bize ilettiler. Daha sonra ruhsatını alıp faaliyete başladıklarında da gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde inşaatını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet. Bildiğimiz kadarıyla 6 Eylül'de inşaatlarını tamamlayacaklarını bize söylediler. Açılış yapılacak mı? Açılış yapılacak büyük ihtimalle firmanın bize verdiği bilgiye göre. Tabii bizim için Kaanlar gibi firmaların burada olması önemli. Bu ölçekteki firmalar burada faaliyetlerine başladığında OSB'nin kuruluşu ve faaliyete geçmesi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Diğer firmaların da buradaki yatırımlarını daha hızlı bir şekilde hayata geçirmesi gerektiği. Örnek teşkil edecekler. Çok önemli bir örnek bizim için Kaanlar'ın evet. yatırımı. Şimdi burada başka bir konu da sevgili seyirciler. Tabii Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da bu konuya çok önem veriyor. Sayın Vali Mustafa Hakan Güvençer de bu konuya çok önem veriyor. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı da bu konuya çok önem veriyor. Sanayi şirketlerinin çoğalması, sayısının artması ve ihtisaslaşmış sanayi üzerine üretim yapılması. Sayın Vali ilk Manisa'ya geldiğinde bu konularda bizi gazetecileri çağırmıştı ve bu konuda önem verdiğini, yeni gelişmeler yapılacağını söylemişti. Zeytin OSB'nin, ihtisaslaşmış zeytin OSB'nin Manisa'ya, Akhisar'a ve gidiyoruz, daha ileriye gidiyoruz. Türkiye'ye manevi kazançlarının yanında maddi kazançları da var. Çünkü burada üretilen ürünleri biraz sonra İsmail Bey'e soracağım. Nerelere gidecek? Türkiye'nin kendi içerisinde hangi illere dağıtımı yapılacak, satılışı yapılacak? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz marketler zincirleri var. Büyük marketler var, küçük ölçekli marketler var. Efendim franchise'lik yöntemiyle satış yapan marketler var. Buralarda da mutlaka Akhisar OSB'nin, Zeytin OSB'nin ürünlerini mutlaka vereceksiniz, satışa sunacaksınız. Ama önemlisi ihracat. Evet. Türkiye dışındaki ülkelere, hangi ülkelere? Önce burada ne tür zeytin ürünleri ve türevleri üretilecek diyelim. O konuda bilgi alalım. Öncelikle şöyle, Akhisar biliyorsunuz domat zeytininde zaten tescilli bölge olarak geçiyor. Domat zeytin dediğiniz şu büyük olan değil mi? Yeşil domat, büyük olan. Evet, büyük olanlar. O Akhisar'ın tescilli bir ürünü olarak geçiyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Kalkınma ajanslarının yapmış olduğu araştırmalarda Manisa bölgesinin tarımsal potansiyeli çok yüksek olmasına karşılık katma değerinin çok düşük olduğu kanaatine varılmış. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili bir takım gelişme stratejik planlar yapılıyor ama bunların içerisinde en önemli örnek teşkil edebilecek çalışmalardan biri zeytin organize sanayi bölgesi. Çünkü Akhisar zeytini burada toplanıp ülkenin çeşitli bölgelerine ağırlıklı olarak Gemlik bölgesinde değerlendirilip ihracat yapılıyordu. Şimdi oradaki firmalar buraya yatırımlarını kaydırıyorlar. Burada çok ciddi anlamda Gemlik'ten ve diğer bölgelerden gelen firmalar var. Ürünümüz burada değerlendiği için bu aradaki aracıların farkları tamamen üreticilere yansıyacak ve üreticilerin ürünleri yerinde değerlenmiş olacak. Bu Akhisar anlamında çok ciddi bir gelir düzeyinin artmasını sağlayacak. Daha önce zeytinler burada işlenip Gemlik'te ihracat yapılıyordu. Tüm ihracat girdileri orada kalıyordu. Fakat şu an bütün firmalar buraya geliyor ve buradan yer alan firmalar... Bütün firmalar derken efendim işte Gemlik, Balıkesir, Çanakkale bunlardan mı bahsediyorsunuz? Evet, evet. Onların firmaları burada fabrika mı kuracaklar? Ağırlıklı olarak burada Gemlik firmaları yer aldılar. Nakliye giderlerini düşürmek için burada işleyip buradan pazara sunmayı hedefliyorlar. Tabii tren yoluyla nakliye, limanlar evet. yoluyla nakliye, evet. İzmir'e buradan, Alaa'ya çok yakın, İzmir'e evet. yakın, Alsancak Limanı'na yakın. Dolayısıyla o kadar lojistik olarak, o kadar kilit noktada ki Akhisar sevgili seyirciler, daha doğrusu Manisa, lojistik olarak sadece Akhisar Organize Sanayi Bölgesi, Zeytin Organize Sanayi Bölgesi'nin tercihi değil, aynı zamanda diğer sanayi şirketlerin de tercihi, mesela beyaz eşya, evet. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ağır sanayideki sanayi şirketlerinde lojistik olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin tercih edilmesinin sebeplerinden biri budur. Hatta
Biliyorsunuz ki Manisa Organize Sanayi Bölgesi yatırım yapılabilir organize sanayi bölgeleri arasında seçildi ve yabancı yatırımcı da akın etti. Peki Akhisar OSB'ye, Zeytin OSB'ye yabancı yatırımcı gelecek mi? Öyle bir durum var mı? Şu an için yabancı yatırımcı tercih etmedi. Daha görüşmelerimiz olmadı. Ancak bizim için ilk çıkış hedefi olan noktaya ulaştık. Biz Türkiye'deki bu sektördeki büyük firmaların burada yer almasını istiyorduk. Örneğin Gemlik'te ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde yatırım yapmış büyük firmaların burada yer almasını istiyorduk. Şu an için o hedefimize ulaştık. Zeytin konusunda burada bulunan büyük firmaların Akhisar ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Katma değer olarak da devlet planlarında yer alan tarım ürünlerinin katma değerinin arttırılması bakımından OSB'nin bir örnek teşkil edeceği, hatta bunun diğer tarım ürünleriyle ilgili çalışmalara da yansıyabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda bakanlıkta kümelenme ile ilgili çok ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Orasıyla yani bu konularla ilgili yetkililerle de sık sık görüşüyoruz. Zeytin OSB bu konuda da bir örnek teşkil lokomotif ediyor. Olacak, evet. Değil mi efendim? Yani kümelenme dediğiniz şey şu. Mesela şimdi Zeytin OSB ile ilgili organize sanayi bölgesi Manisa'da kurulduğunda belki domates için bir OSB, belki evet. Üzüm için bir OSB, ne bileyim işte baklagiller için, turunçgiller için başka bir OSB. Evet. Bu şekilde hem sanayileşme açısından bir ivme kazandırmış olacak Akhisar Zeytin OSB, bir lokomotif görevi görmüş olacak, bir örnek teşkil etmiş olacak. Hem de yatırımcıların ve parası olan şirketlerin, parası olan iş adamların biz paramızı nereye yatırsak, nasıl bir yatırım yapsak da hem kendimiz kazansak hem Türkiye'ye kazandırsak, ihracat yapabilsek fikrinin önünü açmış olacaksınız. Evet. Biliyorsunuz sanayi bölgeleri genelde karma OSB'lerden oluşuyor. Burada firmaların her birinin kendi ayrı başlı başına bir sorunları oluşuyor. Bu sorunlarını dile getirmekte çoğu zaman sıkıntı yaşıyorlar. Ancak burada örnekte görüldüğü gibi burada baktığınız zaman hepsi zeytinci ve hepsi zeytinle ilgili ortak sorunu olan, ortak atığı olan, ortak sıkıntıları yaşayan firmalar. Bu nedenle sorunlarını dile getirirken bir kümelenme olduğu için çözüm de çok rahat oluyor. Yani en önemli örnekten bahsedeyim. Zeytincilerin en önemli sıkıntısı arıtma tesisidir. Şimdi ben de ona gelecektim. Evet. O konuyu biraz derinlemesine konuşmamız lazım. Şimdi Manisa'daki organize sanayi bölgesinde geçtiğimiz yıllarda bu sıkıntıyı yaşıyorduk. Arıtma. Evet. Tabii sanayi atıkları profesyonelleşmiş, ihtisaslaşmış bir atık tesisinde işlenmediği için veya arıtılmadığı için problem oluyordu. O sorun aşıldı çok şükür. Şimdi Manisa Organize, özür dilerim, Akhisar Organize Zeytin OSB'de atık sorunu nasıl çözeceksiniz? Altyapı çok önemli çünkü. Şimdi düz bir arazi. Burada gördüğünüz kadarıyla bir ovanın içerisinde kurulmuş bir organize sanayi bölgesi olacak. Düz bir arazi. Bunun kanalizasyon atığı var. Efendim kimyasal atığı var. Çünkü bir de zeytinin asiti vardır. Evet. Nerelerde depolanacak? Nerede atık tesisi kurulacak? Atık tesisinin özellikleri neler? Arıtması nasıl olacak? Filtreleme sistemi olacak mı? Bir de o pirina denen malzemeden kötü bir koku yayılıyor biliyorsunuz. Evet, zeytinin evet. Posası pirina. Evet. Şimdi buradaki planlamada pirina için ayrı bir tesis, atık sular için arıtma tesisi ayrı bir tesis olarak planlanmış. Her ikisi yan yana birbirini destekleyecek şekilde yer alacak. Pirina tesisi ticari bir değer de kazandığı için bunu özel bir firmaya biz bu yeri tahsis ettik. Yanan bir malzeme herhalde, evet. Değil mi? Yani onu ısıtmada veya herhangi bir şekilde kalorifer sistemlerinde de kullanabiliyorlar. Evet, evet. Şu an pirinanın en önemli değerli kısmı şu. Biliyorsunuz yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili devletimizin destekleri artarak devam ediyor. Pirina bitkisel ürünlerden elektrik enerjisi üretildiği için